Merhaba arkadaşlar, biz bugün program temellerinden, felsefi temel ve psikolojik temelden bahsedeceğiz. Hem de aynı zamanda psikolojik temelle felsefi temelle karşılaştırarak farklı yönlerine de bakmış olacağız. Değerli arkadaşlar, psikolojik temel dediğimiz zaman psikolojik temelin üzerinde durduğu iki önemli nokta var. Birincisi öğrenci özellikleri, ikincisi de öğretme kuralları. Öğretme, öğrenme kuralları. Değerli arkadaşlar, baktığımız zaman eğitim durumları diyebilir soru kökünde. Eğitim durumları dediğimizde strateji, yöntem, teknik, derste yaptığımız etkinlikler, derste kullandığımız zaman, derste kullandığımız materyaller ve değerli arkadaşlar pide diyoruz. Pidenin açılımı nasıl? Pekiştireç, i ipucu, d dönü, e etkin katılım. Öğretim öğrenme kuramları değerli arkadaşlar, eğitim durumları deyince strateji, yöntem, teknik etkinlikler, zaman, materyal yani araç, gereç ve pide. Bunlar gelsin aklımıza. Artı öğretme öğrenme süreci diyebiliriz. Öğretme öğrenme süreci dediği zaman yine kıymetli arkadaşlar bu öğretme öğrenme kuramlarına giriyor. Psikolojik temelin birinci boyutu bu. İkinci boyut öğrenci özellikleri. Öğrenci özellikleri deyince aklımıza ne geliyor? Öğrencinin ilgi, ihtiyaç, yetenek, öğrencinin gelişim özellikleri, öğrencinin pasör buluşluluğu, ondan sonra öğrencinin gelişim özellikleri, onu söylemiştik. Artı kıymetli arkadaşlar, öğrencinin bireysel farklılıkları gelsin aklımıza. İlgi, ihtiyaç, yetenek, gelişim özellikleri, hazır buluşluluk, bireysel farklılıklar ve kıymetli arkadaşlar, öğrencinin kendini gerçekleştirme düzeyi. Bunlar aklımıza gelsin. Demek ki öğrenci özellikleri deyince aklımıza ne geliyor? Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları, yetenekleri, gelişim özellikleri, hazır buluşluğu, bireysel farklılıkları ve kendini gerçekleştirme düzeyi. İşin bu kısmına, bu tarafına değerli arkadaşlar öğrenci özellikleri diyoruz. İşin bu tarafına, bu kısmına da öğretim öğrenme kuramları diyoruz. Öğrenci özellikleri kim sorusunun cevabını arar. Öğretim öğrenme kuramları işin bu tarafı da nasıl sorusuna cevap arar. Psikolojik temelin üzerinde durduğu temel nokta bu. Tabii ki bu konunun kendine göre bazı değerli arkadaşlar soru tarzları da var. Soru tarzlarına baktığımızda eğer sevgili arkadaşlar bize soru kökünde program öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, yeteneklerine, gelişim özelliklerine dikkat edilerek hazırlanmalıdır dersen bu programın psikolojik temeliyle ilgilidir. Program öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına hazır buluşu dikkate alarak hazırlanmalıdır psikolojik temel. Eğer değerli arkadaşlar bize program öğretme öğrenme kuramlarının bulgularını en iyi şekilde kullanarak içerisinde en uygun yöntem ve tekniklere yer vererek düzenlenmelidir derse yine cevap psikolojik temel olur. Eğer soruda ikisini de birlikte verirse yine cevap psikolojik temel olur. Mesela öğrenciler arasında bireysel farklılıklar olduğu için programlarda çok çeşitli yöntem teknikler kullanılarak uygun öğretim materyallerinden yararlanarak her öğrencinin kendi bireysel farklılığına göre bir öğrenme gerçekleştirilmelidir derse yine cevap psikolojik. Demek ki sonuç olarak toparladığımızda program öğrenci gibi ihtiyaçlarına göre hazırlamalı, hazır buluşluğu dikkate alınmalı diyorsa psikolojik temel, program öğretme öğrenme kuramlarının ya da öğretme öğrenme süreçlerinin temel ilkelerini, yöntem ve tekniklerini dikkate alarak hazırlamalı derse yine psikolojik temel, soru kökünde ikisini birlikte verirse cevap yine psikolojik temel. Psikolojik temel ile ilgili bilmemiz gereken temel noktalar bu iki nokta. Şimdi geçiyorum felsefi temele. Değerli arkadaşlar, psikolojik temel
nasıl ki öğrenci özellikleri ve öğretme-öğrenme kurallarıyla ilgileniyorsa, felsefi temelde hedefle ilgilenir, hedeflere hazırlanır. Dolayısıyla felsefi temel, hedefleri hazırladığı için bu, aynı zamanda felsefi temelin programı da hazırladığını gösterir. Yani felsefi temel hem hedeflerle hem de programın hazırlanışıyla ilişkilidir. Her program mutlaka bir felsefe dayanır. Felsefesiz program, programsız felsefe olmaz. Peki, madem ki felsefi temel hedeflerle ilgileniyor, o zaman neyle ilgilenir, ne yapar felsefi temel dediğimizde, bir, felsefi temel, değerli arkadaşlar, hedefleri belirler. Hedefler neye göre belirleniyor bakın değerli arkadaşlar? Hedefler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Diyelim ki biz ihtiyaçlara uygun bir şekilde 10 tane hedef yazdık, 10 tane hedef belirledik. Bu işi yapan kim? Felsefi temel. İki, felsefi temel hedeflere yenilerini ekler. Yenilerini ekler. Önceden, kıymetli arkadaşlar, 10 tane hedefimiz var. Biz, belki ihtiyaçlarımız farklılaşmış olabilir, belki ihtiyaçlarımız değişmiş olabilir. Eğer 5 tane daha eklemek istiyorsak, bu artı 5 ekleme işini kim yapar? Yine felsefi temel yapar. Üç, felsefi temel hedefleri öncelik sırasına koyar. Öncelik sırasına koyar. Değerli arkadaşlar, öncelik sırası dediğimiz bölümün bilimsel hedef basamaklarını hatırlayalım. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Hangi hedeflerin hangi bilimsel basamak niteliği taşıdığını ve hangi hedefin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirleyen yine felsefi temeldir. Hangi hedefin öncelik sırasına koyuyor? Toplamda 15 tane hedefimiz vardı. Bu hedeflere öncelik sırası veren felsefi temeldir. 4. Felsefi temel hedeflerin niteliğini belirler. Niteliğini belirler. Hangi hedefin niteliğini? 15 tane hedefimiz vardı. Bunların niteliğini belirler. Yani bu hedefler hangi düzeyde? Bilgi mi, kavrama mı, uygulama mı, analiz mi, değerlendirme mi vesaire. Niteliğini belirledikten sonra hedefleri somuttan soyuta, kolaydan sonra basitten karmaşa doğru öncelik sırasına koyar. Artı felsefi temel hedeflerin iç ve dış tutarlılığını sorgular. İç ve dış tutarlılığını sorgular. İç tutarlılık, dış tutarlılık diyoruz. Değerli arkadaşlar, hedeflerin iç tutarlılığı, hedeflerin kendi içinde, yani 15 hedefin kendi içinde birbiriyle uyumlu olması, kendi içinde birbirini tamamlamasıdır. Hedeflerin dış tutarlılığı ise, dış tutarlılığı, hedeflerin ihtiyaçlarla tutarlı olmasıdır. Çünkü ihtiyaç, hedefin dışında bir durum olduğu için, eğer hedefler ihtiyaçlarla tutarlıysa, yani bu hedefler bu ihtiyaçları gerçekleştirirse dış tutarlılık, buna geçerlilik denir. Eğer hedeflerin 15 tanesi de kendi içinde birbiriyle uyumlu tutarlı bir bütünlük arz ediyorsa buna da iç tutarlılık denir. İç tutarlılık da güvenilirliktir. Yani dış tutarlılık geçerlilik, iç tutarlılık değerli arkadaşlar güvenilirlik. Artı 6. Felsefi temel niçin sorusunun cevabını arar. Niçin sorusunun cevabını arar. Niçin sorusu kıymetli arkadaşlar hedef ögesinin sorusudur. Ve felsefi temel öğretmene yol gösterir. Öğretmene yol gösterir. Yol değerli arkadaşlar yol hedef demektir. Hedef belliyse yapacağımız iş bellidir. Varacağımız nokta, gideceğimiz yol önceden belirlenmiştir. 8. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Felsefi temel, kıymetli arkadaşlar, temel sayıntıları belirler. Temel sayıntıları belirler. Sayıntı varsayım demek. Yani aynı zamanda felsefi temel sadece günümüze ait hedefleri değil,
geleceğe dönük ileride uygulanabilecek değerlerle karışan hedeflerini ortaya koymaya çalış. Yalnız burada şunu görüyoruz. Hedef aşağı, hedef yukarı, felsefi kemelin çalışma alanı hedefler. Fakat hedef karışan. Çok önemli noktalardan biri şu. Bazı cümleler var ki sorularda içinde hedef kelimesi geçmesine rağmen o cümlelerin felsefi temelle hiçbir alakası yok. Bu bizim için son derece önemli. Bu cümleleri bir tanıyalım. Bir, hedefleri gerçekleştirir diyoruz. İşte hedefi gerçekleştiren felsefi temel değildir. Hedefleri oluşturur. Felsefi temel değildir. Hedeflere ulaştırır. Bu da felsefi temele girmez. Hedefleri uygular. Bu da felsefi temele alakalı değildir. Son cümlemiz hedefleri davranışa dönüştürür. Kıymetli arkadaşlar, bir kere şu tablada gördüğünüz 5 cümlede eş anlamlıdır. Hedefi gerçekleştirmek, hedefi oluşturmak, hedefe ulaşmak, hedefi uygulamak demek zaten hedefi davranışa dönüştürmek demektir. Dolayısıyla 5 cümlemizde eş anlamlıdır. Peki hedefi gerçekleştiren, yani hedefi oluşturan, ulaştıran, uygulayan, davranışa dönüştüren felsefi temel değil de kimdir? Şimdi derler arkadaşlar, hedefi davranışa dönüştürme işlemi eğitim durumlarıyla gerçekleşir. Yani öğretmenler dersinde strateji, yöntem, teknik, etkinlik, zaman, materyal, pekiştireç, ipucu, dönük gibi temel öğretim etkinliklerini, öğretim ilkelerini, öğretim yaşantılarını, öğretim süreçlerini, yani eğitim durumlarını kullanarak hedefi davranışa dönüştürürler. Dolayısıyla hedefi davranışa dönüştüren, yani uygulayan, ulaştıran, oluşturan, gerçekleştiren değerli arkadaşlar, felsefi değil, felsefi temel değil, psikolojik temel. Çünkü eğitim durumları psikolojik temelin kapsamına yer alıyorlar. Mesele bu. Biz değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili şöyle sorularla karşılaşabiliriz. Diyor ki soruda, aşağıdaki seçeneklerden hangisi psikolojik temel ile ilgili verilmiş doğru bir ifade değildir? A. Psikolojik temel hedefleri gerçekleştirir. B. Psikolojik temel hedeflere ulaştırır. C. Psikolojik temel hedefleri davranışa dönüştürür. D. Psikolojik temel hedefleri uygulamamızı sağlar. E. Psikolojik temel hedeflere yenilerini eklememizi sağlar. Doğru cevap nedir kıymetli arkadaşlar? Evet. Çünkü hedeflere yenilerini ekleme psikolojik temelin görevi değil, felsefi temelin görevidir. Hatta sorularda, seçeneklerde şu gördüğünüz cümleyi şöyle verir arkadaşlar. Gerçekleştirir, oluşturur, ulaştırır, uygular, davranışa dönüştürür. Soru içerisindeki söylemleri şöyle. Gerçekleştirilebilirlik, oluşturulabilirlik, ulaştırılabilirlik, uygulanabilirlik, davranışa dönüştürülebilirlik. Kafamız karışmasın. İkinci bir soru şöyle gelebilir. Der ki, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde felsefi temel ile ilgili verilmiş doğru bir ifade söz konusu değildir? A. Felsefi temel hedefleri belirler. B. Felsefi temel hedeflerin nitelikini ortaya koyar. C. Hedefleri öncelik sırasına koyar. D. Hedeflerin iç ve dış tutarlarını sorgular ve E. Hedeflere ulaştırır. Doğru cevap hedeflere ulaştırır olacak. Çünkü felsefi temel bizi hedeflere ulaştırmaz. Hedeflere ulaşmamızı sağlayan, yani hedefleri davranışa dönüştürmemizi sağlayan psikolojik temeldir. Dolayısıyla biz burada değerli arkadaşlar şunları ezberleyeceğiz. Hedefi gerçekleştiren, oluşturan, ulaştıran, uygulayan, davranışa dönüştüren psikolojik temel, hedefi belirleyen, yenilerini ekleyen, öncelik sırasına koyan, niteliğini belirleyen, iç ve dış tutarlarını sorgulayan felsefi temel.
Şuradaki beş cümlenin felsefi temele ait olduğunu, şuradaki beş cümlenin de psikolojik temele ait olduğunu unutmayalım. Kıymetli arkadaşlar, eğer soru kökünde şöyle bir soru kalıbıyla karşılaşırsanız, cevap felsefi temeli. Şimdi, konunun başında şunu söyleyeyim. Her program mutlaka bir felsefeye dayanıyor. Çok önceleri bizim eğitim öğretim programlarımız dünyada daimici eğitim felsefesine göre hazırlanıyordu. Daha sonra daimici eğitim felsefe yerini esasici eğitim felsefesine bıraktığında artık programlar esasici eğitim felsefesine göre yapıldı. Günümüzde 21. yüzyılda artık eğitim öğretim programları belki dünyanın her yerinde ilerlemeci eğitim felsefesine göre yapılmaktadır. O zaman kıymetli arkadaşlar, bize şöyle bir soru sorulduğunda, eskiden programlar esasici eğitim felsefesine göre hazırlanırken, şurada belirtelim, eskiden programlar esasici eğitim felsefesine göre hazırlanırken, günümüzde programların ilerlemeci eğitim felsefesine göre hazırlanması, anlayış değişikliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanıyor? Eskiden biz esasici eğitim felsefesini kullanıyorduk, günümüzde artık ilerlemeci eğitim felsefesini kullanıyoruz. Felsefede, kuramsal boyutta bir değişiklik söz konusudur. Dolayısıyla burada bir anlayış değişikliği olduğu için cevap felsefi temeldir. Anlayış değişikliği bizim için bir soru kalıbıdır. Bunu gördüğümüz her yerde çok rahatlıkla felsefi temeli işaretleyebilirsiniz. Bu soruyu şu şekilde de sorabilir. Eskiden programlarımız öğrenci merkezliyken artık günümüzde öğrenci merkezli hazırlanmaktadır. Bu anlayış değişikliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Yine derler arkadaşlar, cevap felsefi temeli. Çünkü öğretmen merkezli eğitim anlayışı esasici eğitimi temsil etmektedir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ilerlemeci eğitimi temsil etmektedir. Şöyle diyebilir kıymetli arkadaşlar, eskiden programlar konu merkezli hazırlanırken günümüzde programlar öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve hazır bulunuşluğuna göre hazırlanmaktadır. Dolayısıyla yine cevap felsefi temel olur. Çünkü burada da bir anlayış değişikliği söz konusudur. Konu merkezli eğitim anlayışı, öğretmen merkezli eğitim anlayışı esasici eğitim temsil eder. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı veya öğrencinin bilgi ve ihtiyaçlarına hazır bulunuşlu ilerlemeci eğitim anlayışını temsil eder. Burada her halükarda bir anlayış değişikliği söz konusu olduğu için ki bu soruda özellikle belirtilir, o zaman da cevap felsefi temeli. Şurada kafamız karışmasın. Eskiden işte programlar konu merkezi hazırlanırken günümüzde öğrenci bilgiler şurası konuşuna göre hazırlanmaktadır. Bu anlayış değişikliği neyle ifade edilir dediğin zaman öğrenci bilgi ihtiyaç ve hazır konuştuğu dediği için aklımız psikolojik temele gitmesin. Çünkü burada soru kökünde bir karşılaştırma yapmaktadır. Neyi karşılaştırıyor? Konu merkezi hazırlanırken artık günümüzde öğrenci bilgi ihtiyaç ve hazır konuştuğuna göre hazırlanmaktadır diyor. Bir karşılaştırma var, bir anlayış değişikliği var, bir dönüşüm, bir değişim var. Esasıcı felsefeden ilerlemeci felsefeye geçilmiş. Dolayısıyla böyle bir sorunun cevabı yine değerli arkadaşlar felsefi temeldir. Evet, felsefi temel ve psikolojik temel ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Kıymetli arkadaşlar, hepinize başarılar.